Selamünaleyküm arkadaşlar. Elmas almaya geldim. Bugün pazar, arabalar iyi olmuş. İbrahim'i götürdük, Hasan'dan gelmiştik. Öğlenden sonra. Bunlar yarın Nevşehir'e gidecekler, doktora. Bugün bize misafir bunlar. Cümleten selamünaleyküm. Babamın kanalına hoş geldiniz. Babam da bu ara pek şık. Kırmızılarla yakıyorum babacığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Kırmızı olsun, beş fazla olsun demişler. Evet, ben kırmızıyı severim. Her renk yakışıyor sana maşallah. Ben aslında renkliyi severim ben, renk. Beyaz pek sevmem. İnsan giydikleri kıyafetleriyle zaten yaşı öyle açığa çıkıyormuş, biliyor musun baba? İçindeki çocuksu, ruhları, yaşadığı, giydiği kıyafetleri içindeki dışına yansıtıyormuş yani. Demek ki ne kadar cahcahlı bir hayatın var. Beyaz gömleği bir Hasan'ın damatlığında giydim. Düğün olurken kardeşimin düğünü. Şöyle yolculuğumuz başladı babamla. Bugün kimse yok, babamla ben varım. Ayhan babaannesi bile gitti. Babası orada çünkü. Aslında ben Ayhan'la İbrahim'i de götürüp bir gezdirip gelecektim de. Bir de tam şey de geçmedi değerli izleyicilerim, korona şeysi. Belki yolda ceza falan yazarlar diye korkumdan götüremedim. Da babamla yavaş yavaş gidiyor. Hava da bulanık, bir yağmur atıştırdı. Kaçırdı beni arabaya. Gülağacımıza giriyor şu an. Gülağaçta yurt dışında çok yaşayanlar varmış baba. Gurbette izleyenler. Çok mutlu oluyor bizim memleketi çekince toprağa diyorlar. Geçen ben Acıgöl'e gittim ya, bir tanesi yazmış izleyicimizin. Evet, okudum. Az daha şöyle kamerayı sağa çevirseydin olur, evimi görecektim diyor. Yazık. Çok güzel duygu ya, gerçekten. Keşke bilseydik de çevirseydik. Annem değil kameramanda. Evet. Bu sırada yavaş yavaş yağmur atıştırıyor, arabamızın yerini yürüyün hadi. Bizim burada 6. aydan sonra yağmur pek yağmaz. 5. ayın sonundan sonra çok az yer yani. Böyle Karadeniz tarafı, İzmir tarafı, Adana tarafı gibi yağmur yağmaz. Kışın 0 dereceye düştüğü oluyor soğukların. O soğukta nasıl olacak bu daldaş? Biz donuyoruz. Burada kavak direkt işte. 2 ton kömür yakıyor. Daha odunumuz şeyimiz hariç. Çam oluyor, meyve oluyor. Söğüttürük mü? Söğüdü böyle keser yakarız. Gülaçlar şimdi. Al yıkama. Gülaçta her şeyimiz var canım. Burası ilçe. Bankası da var. Postanesi de var. Halı yıkaması da var. Aklınıza ne gelirse. Halı yıkama bizim köyün açtığı. Oraya yeni açıldı herhalde. Girdi bir girmedi aldı değerli izleyicilerim. İnşallah ben de babam gibi bir girmedi aldım. Pek umudum yok baba, ehliyeti geçeceğimi, arabayı süreceğimi hevesim var da. Ehliyeti ben 54 yaşında aldım. Evet. Yazılıya da bir girdim, şeye yaz, direksiyona da. Şansımız da denk getirdi. Arkadaşlar babamın böyle olduğuna bakmayın, gerçekten matematiği falan çok kuvvetlidir. Ben hiç babama falan çekmemiştim o konuda. Bunlar 7 kere 7 kaçtıysan bilmez mi? 49 baba, o kadar da biliyorum canım. Kankam baba. Kankam o da. Bu da babamın kankası oğlum. Biz berberdeydik bunlar. Hı-hı. Hasan berber çekti. O da çok seviyor sizin gibi müziği. Evet. Bir de orada bir tane Türk söyledi. Burada Gül Ağacı merkez. Pazar olur.
buramızda kaymakamlığımız. Aşağısında her şey var değerli izleyiciler. Pastane, ikinci spotçu, pideci. Bunlar da turistler. Bugün herkesi yakalıyor değerli izleyiciler. Kesin bundan Nevşehir'e gidiyorum. Yani izleyiciler Nevşehir'den de. İzleyicilere Nevşehir'den mi çekim yapacağım? Ben de sizin de gitmeyeceğim. Niye baba? Kuzular var. Yarım çoban zamanı bundan gidecekler. Yarım zamanını bir yatsınlar. Olmaz ki. Felekten bir gün çalalım. Her gün yap aynı. Yazık ya. Daha sana yemeyorlar hiç. Doymazlar mı? Sadece yiyip biliyor. Bu da iyi. Ona da yiyip yeter mi? Bu da iki torba yemesek de yer. Doğru. Yolda müziğimiz yok. Babam sizlere bir müzik söylesin isterseniz. Zaten babamın sesi çok güzel. Köye geldik. Ben çok seviyorum. Köye geldik canım. Olsun canım. Tek bir söyle hadi. Seni babamına buluşturacağım annemine. İki elmasları bir araya getireceğim. Sen bir şarkı söyle de izleyicilerimiz bir dinlesin yolda. Ne söylemişti? Telli turnam söyle baba. Telli turnam selam getir sevdiğimin diyarından. Telli turnam selam getir sevdiğimin diyarından. Üzülmesin ağlamasın bir ki gelirim yanına cananım benim. Bin yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Türkiye'nin bir kadar bir olsun, güzel oldu, yeter. Gönlüne az red yazıldı, sevdiğime zar kazındı. Gönüle hasret yazıldı, sevdiğime zar kazındı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, cananım benim. Bin yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Bütün sevenlerime selam olsun izleyicilerimize. Ağzına sağlık baba. Kusurlarım varsa abisinler. Yok canım, ne kusurum olacak. Şarkıyı bilmemen normal yani. Bir hepsi de bilecek diye bir şey yok. Evet. Şu iki tane yan yana olan evler de eşim Serkan'ın dayılarının evi. Yani kayınbabam Halil babamın öz dayılarının evi değerli izleyicilerim. Bunlar Avrupa'da kalıyor. Bunlar evet yurt dışında kalıyor. Kaç senedir yapılı ki baba bu evler? Evler 15 sene oldu. 15-20 sene oldu. Ama 4 kardeş 4'ün evi burada. 2 senedir rahmetli oldu. Aslında o zaman çok tepki aldılar da değil mi baba onlar? Böyle yaptırana kadar bir fabrika yapsa da hani o kadar kişi çalışsa diye. Tabii. Boş duruyor yani öyle tepki aldılardı. Kendiler işte yazın geliyorlar, hikaye arıyorlar. Çoluğun çocuğu orada Avrupa'da. Kezban Savaş ablam. Buradan da sana bu videomu çekiyorum. Buranın başlığı evi. Şurası da Meryem halanın evi. Kanalımıza geldik. Evet. Herkesin köyü kendine cennet dinler. Şu köyde yalan dünyanın cenneti gibi. Aynen öyle. İnsan alışır baba gittiği yer ama. Ya umudun kırık oluyor. Elmas ben alışamam diyorum demiş ki alıştı. Alıştım evim olduğundan alıştım herhalde. Evim olduğundan alıştı. Önceden işitmezdi. Evet alışamam evet. Alışamam ben derdi. Ben Gülpınar'ı bırakmam diyordu ama bıraktı. Şimdi zoruna getirip götürüyor. Zoruna değil arabam olsa gelirim de gelemiyorum babam. Niye zoruna gelip? Benim size ne kadar düşkündüğümü benim izleyicilerim biliyor. Evet. Arabalar var.
ben asla vazgeçmem ailemden. Ailem bir yana, dünya bir yana benim için. Herkes geliyor. Ha yani. Benim annem de 80 yaşında da biz de işte ancak gidip geliyoruz işten buradan. Evet arkadaşlar, köyümüze geldik. Beğenimizi unutmayın. Abone olmayanlar abone olsun. Abonemiz bedava. Abonelik ücretsizdir değerli izleyicilerimiz. Aramızda kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.